Bir zamanlar bir sarayda çok güzel bir prenses yaşarmış. Bir gün doğum gününde kral olan babası ona altından küçük bir top hediye etmiş. Doğum günün kutlu olsun kızım. Teşekkür ederim babacığım. Prenses bu altından topu çok sevmiş. Sarayın bahçesinde sürekli bu altın topla oynamaya başlamış. Bir gün yine altın topunu alarak bahçeye çıkmış. Topu atıp tutarak oynamaya başlamış. Prenses sarayın bahçesinde bulunan küçük bir gölün kıyısına varmış. Burada altın topuyla oynamaya devam etmiş. İşte tam bu sırada havaya attığı topunu tekrar tutamamış ve top ellerinden kayarak yerde yuvarlanmaya başlamış. Topum! Prenses yerde yuvarlanan topunun peşinden koşmuş ama top yuvarlandıkça hızlanıyormuş. Sonunda top gölün içine düşmüş ve sulara gömülmüş. Eyvah! Prenses çaresizce gölün kıyısına oturup başlamış ağlamaya. Benim güzel altın topum. Nasıl alacağım ben seni gölün dibinden şimdi? Bu sırada bir ses duymuş. Vırrak! Güzel prensesim, ne oldu? Neden ağlıyorsunuz? Prenses sağa sola bakınmış. Ancak sesin nereden geldiğini anlayamamış. Daha dikkatli bakınca sesin gölün kıyısında durmuş, kendisine bakan kurbağadan geldiğini anlamış. Kurbağa prensese doğru bir iki adım zıplayıp yaklaşmış ve tekrar sormuş. Ne oldu güzel prensesim, niye ağlıyorsunuz? Prenses karşısında konuşan bir kurbağa görünce çok şaşırmış. Konuşan bir kurbağa, bu nasıl olur? Oldu işte prensesim, siz anlatın bakalım neden ağlıyorsunuz? Şaşkınlığını üzerinden atan prenses kurbağaya cevap vermiş. Babamın hediye ettiği altın topum gölün içine düştü. Çoktan gölün dibine gitmiştir. Nasıl alacağım topumu orada? Kurbağa prensesin ayaklarının dibine gelmiş ve bir teklifte bulunmuş. Güzel prensesim, size topunuzu geri getiririm. Ancak benim de karşılığında sizden bir dileğim olacak. Prenses merakla sormuş. Neymiş bakalım dileğin? Benimle arkadaş olmayı kabul ederseniz eğer, sizinle birlikte sarayda yaşamak istiyorum. Prenses biraz düşünmüş ve kurbağanın isteğini kabul etmiş. Kurbağa bunun üzerine suya dalıp gözden kaybolmuş. Az sonra altın topla birlikte suyun üzerinde belirmiş. Topu prensese atmış. Topuna yeniden kavuşan prenses, sevinç içerisinde sarayın yolunu tutmuş. Prensesin uzaklaştığını gören kurbağa, arkasından seslenmiş. Güzel prensesim, beni unuttunuz. Hani beni de yanınıza saraya götürecektiniz? Prenses uzaktan gülerek kurbağaya seslenmiş. Senin gibi çirkin bir kurbağa, benim gibi güzel bir prensesin yanında yaşamayı nasıl düşünebilir? Vırrak! Prenses kurbağayı oracıkta bırakıp sarayına dönmüş. Akşam olunca sarayda kral, kraliçe ve prenses yemek masasına oturmuşlar. Tam yemeklerini yiyecekleri sırada odanın kapısı vurulmuş. İçeriye giren hizmetçi saraya bir kurbağanın geldiğini, prensesin davetlisi olduğunu, İçeriye girmek için izin istediğini söylemiş. Kral şaşırmış ve merakla kızına bakmış. Kızım, neler olduğunu bana anlatmak ister misin? Babacığım... Prenses o sabah gölün kıyısında olanları babasına anlatmış. Eğer kurbağaya topunu kurtardığı için bir söz verdiysen bu sözünü yerine getirmelisin. Kral hizmetçisine dönmüş ve kurbağanın içeri alınmasını emretmiş. Az sonra kapı açılmış, küçük kurbağa zıplaya zıplaya gelip yemek masasının yanında durmuş. Herkese iyi akşamlar. Beni içeri aldığınız için teşekkür ederim kralım.
Kurbağa bir sıçrayışta prensesin tabağının yanına konmuş. Prenses mutsuz bir şekilde kurbağaya bakmış. Kral kurbağa içinde bir yemek tabağı istemiş. Bunun üzerine kurbağa atılmış. Benim için tabak getirmene gerek yok. Ben prensesin tabağından yerim. Rak! Kurbağa başlamış yemekleri yemeye. Prenses kurbağaya çok sinirlenmiş ama nasıl olsa yemekten sonra çıkar gider diye düşünerek sesini çıkartmamış. Ama kurbağanın yemekten sonra da gitmeye hiç niyeti yokmuş. Kurbağa prensesin arkasından onun odasına gitmiş. Zaman ilerlemiş ve kurbağanın uykusu gelmiş. Prensesim, benim uykum geldi. İzninizle yatağınızda uyumak istiyorum. Babasından çekinen prenses çaresiz bunu da kabul etmiş. Kurbağa prensesin yatağına zıplayarak yumuşak yastığına bir güzel uzanmış. Sinirini belli etmeyen prenses de kurbağanın yanına yatmış, arkasını dönüp uyumuş. Sabah olduğunda kurbağa prensesi uyandırmış. Günaydın güzel prensesim. Sizden bir dileğim daha var. Bunu da yerine getirirseniz saraydan gideceğim. Vrak! Prenses çirkin kurbağanın gideceğini duyunca çok sevinmiş. Ama bunu belli etmemiş. Söyle bakalım bu sefer ne isteyeceksin? Kurbağa prensesin gözlerinin içine bakmış ve... Beni öpmenizi istiyorum prensesim. Prenses sinirle yataktan fırlamış. Bu ne cüret? Bu imkansız. Kurbağanın yüzündeki gülümseme bir anda kaybolmuş. Gözünden bir damla yaş akmış. Prenses biraz düşünmüş. Aman canım, ne olacak bir kerecik öpüversem? Nasıl olsa bundan sonra bir daha bu sevimsiz kurbağayı görmeyeceğim. Ve kurbağanın suratına bir öpücük kondurmuş. Prenses kurbağayı öper öpmez ortalığı beyaz bir ışık kaplamış. Bu ışık yüzünden prenses hiçbir şey göremiyormuş. Az sonra ışık kaybolmuş. Prenses yeniden görmeye başlamış. Fakat bu kez de gördüklerine inanamıyormuş. Az önce kurbağanın bulunduğu yerde yakışıklı mı yakışıklı bir genç adam duruyormuş. Prenses gördükleri karşısında şaşkınlık içinde kalmış. Bir süre sonra şaşkınlığını üzerinden atıp sormuş. Siz de kimsiniz? Burada duran kurbağaya ne oldu? Güzel prensesim, ben uzak bir ülkenin prensiyim. Beni kötü kalpli bir cadı büyü yaparak kurbağa şekline soktu. Büyünün bozulması için bir prensesin yanında bir gece geçirip prensese kendimi öptürmem gerekiyordu. Sizin sayenizde sonsuza kadar kurbağa olarak kalmaktan kurtuldum. Prenses bunu duyunca çok şaşırmış ama bir o kadar da sevinmiş. Prens ve prenses kralın yanına gitmişler ve olanları anlatmışlar. Bu kurbağanın sana verdiği ikinci ders olsun kızım. Kimseyi dış görünüşüne göre değerlendirmemeliyiz. İşin doğrusunu öğrenmeden kimseyi yargılamamalıyız. Kral birkaç gün daha prensi sarayında misafir etmiş. Prens ve prenses ilk tanıştıkları yer olan göl kıyısına gitmişler. Prensesim, benimle evlenip ülkeme gelmek ister misiniz? Prenses gülümseyerek başıyla onaylamış yakışıklı prensin teklifini. O anda sessizliği bozan bir ses duymuşlar. Vrak! Başlarını çevirip sesin geldiği yöne bakmışlar. Göl kıyısında küçük bir kurbağa kendilerine bakıyormuş. Bir an duraksamışlar. Kurbağanın konuşmasını beklemişler sanki. Ama öyle olmamış. Vrak! Prens ve prenses gülmeye başlamışlar. Üzülme kurbağacık. Elbet bir gün sen de bulursun aradığın prensesi. Kısa süre sonra evlenip bir ömür boyu mutlu bir hayat yaşamışlar. Bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarlarda bir ülkede bir prens yaşarmış. Prens evlenme yaşına gelmiş ama hala krallığa yakışır, kendisine uygun, gerçek bir prenses bulamamış evlenmek için. Aradığı prensesi bulabilmek için dünyadaki bütün ülkeleri tek tek gezmiş.
komşu ülkelerden birçok prenses adayı kralın sarayına gelmiş prensle tanışmak için. Ama prens hiçbirini kendisine eş olarak kabul etmemiş. Bir türlü istediği gibi gerçek bir prenses bulamıyormuş. Kral babası da oğlunun gerçek bir prensesle evlenmesini istiyormuş. Uzun yıllar arayışına devam ettikten sonra umudunu kaybetmiş. Üzgün, mutsuz ve düşünceli bir şekilde saraydaki hayatına devam etmiş prens. Kral ve kraliçe oğullarının bu durumuna çok üzülüyormuş. Yine böyle mutsuz olduğu akşamlardan birinde çok şiddetli bir fırtına başlamış. Dışarıda bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor, şimşekler çakıyor ve gök gürültüleri sarayda yankılanıyormuş. Gürültüden prensin gözüne uyku giriyor, odasının penceresinden gökyüzünü aydınlatan şimşekleri izliyormuş. Bir yandan da hayalindeki gerçek prensesi düşünüyormuş. O gürültülerin arasında sarayın hizmetçilerinden biri kapının çaldığını zar zor fark etmiş. Kapıyı açmış, karşısında yağmurdan sırılsıklam olmuş, çok üşümüş, dir dir titreyen bir genç kız duruyormuş. Genç kız öyle perişan haldeyken bile çok güzel ve çok zarif görünüyormuş. Titreyerek güçlükle konuşmuş. Beni içeri kabul eder misiniz lütfen? Yalnızım, ormanda kayboldum. Hizmetçi genç kızın haline çok acımış tabii ki. Hemen koşup krala ve kraliçeye haber vermiş. Gece bu yağmurda kapımızı çalan bir misafiri geri çeviremeyiz. Alın içeri. Kral hemen nöbetçilere emir vermiş. Nöbetçiler kızı içeriye almış ve sarayın salonunu ısıtan şöminenin yanına getirmişler. Kızın elbiselerinin sırılsıklam olduğunu gören kraliçe hemen hizmetçiye emir vermiş ve kendi kıyafetlerinden kıza uygun bir şeyler getirmesini söylemiş. Genç kızla baş başa kalan kraliçe genç kıza sormuş. Bu saatte ve bu havada dışarıda ne aradığınızı sorabilir miyim acaba? Ben uzak bir ülkenin prensesiyim. Sarayım düşmanlar tarafından saldırıya uğradı. Babam ve annem güvende olmam için yanıma birkaç asker vererek beni gizlice saraydan gönderdiler. Fakat gece olunca yağmurdan ve fırtınadan dolayı birbirimizi kaybettik. Ben de sizin sarayınıza ulaştım. Kraliçe kızın anlattıklarına pek inanmamış. Ama yine de zavallı kızı gecenin bu saatinde saraydan göndermeye de gönlü razı olmamış. Prens saraylarına gelen bu esrarengiz kızı merak etmiş. Onunla tanışmak istemiş. Genç kız da bu arada kraliçenin verdiği elbiseyi giymiş. Saçları kurumuş ve yüzünün rengi yerine gelmiş. Artık çok daha zarif ve çok güzel görünüyormuş. Prens salona girdiğinde karşısına çıkan bu kızın güzelliğinden ve zarafetinden büyülenmiş. Ama yine de söylediği gibi gerçek bir prenses olduğundan emin olmak istemiş. Kraliçe, prense bu işi çözeceğini ve gerçeği öğreneceğini söylemiş. Gerçekten bir prenses mi? Bu gece bunu anlayacağız. Prens ve prenses bütün gece sohbet etmişler. Prens çok beğendiği bu kızı daha yakından tanımaya çalışıyormuş. Kraliçe genç kıza misafir odasını hazırlatmış. Yatağının en altına bir bezelye tanesi koymuş. Üstüne de tam 7 kat döşek koydurmuş. O gece genç kız kendisi için hazırlanan bu tuhaf yatakta uyumuş. Sabah olunca kraliçe kızın uyanmasını beklemiş ve uyandığı zaman ona sormuş. Dün gece rahat ettiniz mi acaba küçük hanım? Beni misafir ettiğiniz için teşekkür ederim. Ama pek rahat uyuyamadım. Gözüme uyku girmedi. Ya öyle mi? Neden acaba? Sebebini öğrenebilir miyim? Her yerim tutulmuş durumda. Sırtım çok ağrıyor. Sanki bütün gece sert bir şeyin üzerinde yattım. Kraliçenin duymak istediği cevap buymuş.
7 kat döşeğin altındaki küçük bir bezelye tanesini bile hissedebilen bu narin ve hassas kızın ancak gerçek bir prenses olabileceğini o anda anlamış. Hemen prensin yanına gitmiş ve olanları anlatmış. Duyduklarına çok sevinen prens, çok beğendiği bu kızın gerçek bir prenses olduğunu öğrenince çok sevinmiş. Krala prensesle evlenmek istediğini söylemiş. Kral da prensesi oğluna layık bir eş olarak kabul etmiş. Prens, prensesi ülkesindeki savaş bitinceye kadar birkaç gün daha misafir etmek istediklerini söylemiş. Hatta ordusunu prensesin ülkesine yardıma bile göndermiş. Çok geçmeden prens evlenme teklif etmiş. Benimle evlenir misiniz prensesim? Prensesten evet cevabını alınca da evlenip bir ömür boyu mutlu bir şekilde yaşamışlar. Prens o gün evlenmelerine sebep olan o bezelye tanesini de cam bir kutuya koydurmuş ve sarayın baş köşesinde sergiletmiş. O bezelye tanesi yıllarca gerçek aşka inanan insanlar tarafından ziyaret edilmiş. Prens ve prensesin hikayesi de dilden dile dolaşmış.